Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Perşembe günü Player of the Week hafta oyunculara gelecek. Peki kimler gelebilir arkadaşlar? Onunla alakalı bir çalışmala karşınızdayım. Fakat şöyle bir durum var. Maç sayısı azaldı. Avrupa Şampiyonası'nın ve Copa Amerika'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Maçlar az arkadaşlar. Bazı maçlar 0-0 bitti, 1-1 bitti. Konemi bu maçlardan eskiden oyuncu seçmezdi pek ama mecbur seçmesi lazım. Hatta her iki takımdan da gol atamayan her iki takımdan ya da 1-1 biten takımlardan may oyuncular seçebilir. Yenilen takımdan bile belki oyuncu tercihinde bulunabilir. Az maç var. Peki kimler ön plana çıktı? Tek tek bakalım. Bizim milli takımımızın çeyrek finalde oynadığı maçtan baş maçla başlayacak olursak Hollanda öne geçmemize rağmen tabii maçı kazandı. 2-1 kazandı. Stoper futbolcuların gol atmasını konemi çok sever. Hollanda'da Defray gol attı. Gelme ihtimali çok yüksek. Biz yenildik ama yenilmemize rağmen konemi oyuncu eğer seçerse Samet Akaydın'ı tercih edebilir. Stoper olarak o da gol kaydetti. Ve Depay onun da asisti vardı. Defray ve Depay ön plana çıkan isimlerdi. İspanya Almanya'yı 2-1'le geçti. İlk sıraya benim yazdığım aday Olmo. Aslında İspanya'nın grup maçlarından birine baksaydı yine Olmo'yu getirebilirdi. O maça bakmadı Konemi. Merino da ikinci adayımız. Bir takımdan her iki tane futbolcu gelirse İspanya'dan bu iki ismin gelmesi lazım. Olmo'nun bir gol bir asisti var. Kesin gibi gözüküyor. Merino da bir gol attı. Yenilen takımdan eğer oyuncu tercih ederse Almanya'dan kim mi? Asist yaptı. Wills gol atmıştı. Portekiz Fransa maçı 0-0 bitti. Turnuvanın favorilerinden birisiydi Fransa. İngiltere de aynı şekilde. Hala da favoriler ama maçlara ne yazık ki çok sıkıcı. Savunma futbolunu ön plana çıkarıyorlar. Bu maçta Dembele Fransa takımından istatistikleriyle birazcık daha ön plandaydı. Belki o gelebilir ya da savunmadan, orta sahadan sürpriz bir tercihte de bulunabilir Konemi. Her iki takımdan bile oyuncu seçebilir. Berabere biten bir başka maç ise İngiltere-İsviçre maçı. 1-1 bitti. Şimdi Sakat bir tarafta gol attı. Diğer tarafta da Embolo'nun golü var. Her ikisini de Konemi belki tercih edebilir. Kanat futbolcusu Saka ve Santrafor futbolcusu Embolo. Gol attıkları için Konemi her ikisini de dahil edebilir Player of the Week'e. Copa Amerika'ya geçtiğimiz zaman orada da beraberlikler var. Penaltıya giden maçlar var. Bir maçta böyle farklı bir galibiyet vardı. Arjantin Ekvator'u penaltılarla geçti. Emiliano Martinez kaleci adaylarımızdan bir tanesi. Eğer onu tercih etmezse ve hatta bir takımdan iki tane futbolcu tercih ederse Arjantin'de bu maçta golü atan stoper futbolcusuydu. Veyahut da Ekvatorda da Kevin Rodriguez hatta bir asisti yapan bir oyuncu var ama oyunda bulamadım arkadaşlar. Oyunda kartı yoktu. Kevin Rodriguez'i de düşünebilir. Ben Arjantin'den kaleci olmadı stoperin gelebileceğini düşünüyorum. Venezuela Kanada maçı 1-1 bitti. Bu takımlardaki oyuncuların seviyeleri düşük. Aramburu gelebilir. Sabek oynadı bir asisti var. Veyahut da açık futbolcusu. Şefelburg diye belki adı da okunabilir. O isim de gelebilir arkadaşlar. Kolombiya 5-0'lık galibiyet aldı. Haftanın en farklı skoru. Ama adaylar çok fazla. Şimdi Luis Diaz var. Onun yanı sıra Rios. Aslında ben X-Ray Rios'u yazdım. Göbek futbolcusu bir gol kaydetti. Cordoba var. Santrafor futbolcusu. Onun da bu maçta bir golü bulunuyor. İstatistikleri de güzeldi. Luis Diaz da gol attı. Bu üç isimden birini Konemi tercih edebilir. Uruguay Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Penaltılarla Brezilya'yı elediler. Bu maçta Uruguay'dan 3 tane adayımız var aslında. Bu 3 futbolcudan birisi gelebilir. Ya kalecileri penaltılarla turu geçen takımın kalecisi, ya Arjantin'in kalecisi, ya Uruguay'ın kalecisi konemi tercih edebilir. Ugarte Paris Saint-Germain'in futbolcusu. 4 yıldızlı ama 95'e kadar 88'lik menajerle normal kartı çıkıyor arkadaşlar. Yokluk sporu transfer etsek mi diye de düşündüm. Savunma özellikleri de iyiymiş. Normal kartına baktım ben de. Ugarte'nin. Aslında maçın oyuncusu Valverde ama şu an Showtime kartı var. O yüzden ben Valverde'yi küçülttüm. Üst üste belki getirmeyebilir diye. Normalde maçın oyuncusu Valverde. Ugarte ya da kalecilerini Konemi belki düşünebilir. Brezilya'dan da sürpriz bir tercih gelirse belki de şaşırmamamız lazım. Bir ismi pakete de ekleyebilirler. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Geçen hafta salı günü oynanan maçlara Konemi bakmadı. Biz bu konuda mağdur olduk. Merih Demiral iki tane gol attı. Konemi stoper futbolcuları gol attığında getirir ki 2 tane gol attığında Merit Demiral'ın kesin gelmesi gerekiyordu. Ama salı günü oynandığı için artık player of the week belli oluyor. Salı günü oynanan maçlara Konemi bakmıyor. Hatta lig maçlarında pazartesiye bile çoğu zaman bakmazdı. Sürpriz skorlar olduğuna bakardı. Ama milli maçlarda pazartesiye baktı. Salıya bakmıyor. Şimdi biz mağdur oluyoruz. Aynı şekilde Hollanda'da 3-0'lık galibiyet aldı. Onların da geçen haftaki maçına bakmadı. Belki Konemi geçen hafta salı günü oynanan maçlara bakarsa arkadaşlar o zaman Merit Demiral'ı ekleyebilir. Ama... İkinci maçımıza bakarsa Samet Akaydın gol attı. Yenildiğimiz için belki getirebilir, belki getirmez. Gakbo, Malın, Hollanda takımında da geçen hafta dikkat çeken isimlerde. Ama geçen hafta salı günü oynamanın da kötü tarafı da bu olmakta. Hak etmemize rağmen bizden bir oyuncu Player of the Week'e gelemedi. Umarız Konemi bunu telafi eder. Bu hafta bu futbolculardan bazılarını bizim milli takımımızdan Melih Demiral'ı, Hollanda'dan da belki ya bizim bize karşı oynadıkları maçtan ya da buradan oyuncu tercih edecek gibi gözükmekte. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.